Dijital sanatı nasıl tanımlayabiliriz? Aslında şöyle, şimdi dijital dediğimiz konu belki de önemli. Dijital, dijitalleşme, dijital sanat. Bu böyle üç başlık altındakiden ama altında da dijital diye bir kelimeyi ortak paydada buluşturan bir hikaye temelinde. Şimdi dijital dediğimiz şey aslında 1-1-0-1'ler. Yani aslında matematiksel değerlere sahip olan bir işlemler bütünü ya da yaptığınız şeyi bir dokümantasyonu ya da bilgiye bilgisayara aktardığınız yol. Buna da dijitalleşme diyoruz. Yine birbirimizle dosya alışverişlerimiz bu dijitalleşmenin bir parçası ve aslında Web 1, Web 2 gibi konuların bir alt başlığı. Peki bunun sanat neresinde? Bu aslında en büyük soru işareti. Sanat bunun aslında malzemenin değiştiği nokta. Yani nasıl ki bir heykel yapan sanatçı işte kırmızı çamurdan anlıyorsa, bir seramikçi şamotlu çamurdan anlıyorsa, bir resim yapan biri orada işte bir akrilik boyadan anlıyorsa, aslında bizim de temel konumuz malzemenin değişmesi ama malzemeyi biz burada teknoloji olarak ele alıyoruz. Dolayısıyla plastik sanatların bence, ben plastik sanatlar fikrinden gelen biri olarak bir karşılık zıttı ya da uzantısının yanı sıra başka bir disiplin olarak anlamlandırıyorum kendi tarafından. Çünkü dediğim gibi malzemem değişiyor. Şimdi black box dedin aslında bir tarafta işte plastik sanatlar tarih içerisinde işte sergileme tarih, küratörlük tarih vesaire derken bir mekana bağlı. Ha 19. yüzyılın salonu, ha 1960'lardan beyaz küpü, ha günümüzdeki black box ama aslında yenilik olarak oradaki mekansızlaşması değil mi? Yani sonuç olarak dijital sanat için aslında teorik olarak somut bir mekanı gerek yok. Çünkü ekrandan, telefondan, tabletten ya da evden ya da belki ileride biyoteknolojinin geliştikçe işte kafam içinde de oynatabilirim. Aslında bir tarafta da bir mekansızlaşması söz konusu değil mi? Onu biz aslında tam 2000'li yıllarda, 2010'larda görüyoruz Second Life oyununda. Yani bugün Metaverse'de konuşuyoruz, NFT'yi konuşuyoruz ama yani çok geç zaten işte 2000'de, 2010'da, 2014'lerde de hatta yani ilk zaten blok zinciri hareketi başlamıştı da sonrasında 2017'de sirayet etti ve 2019'da bir ipona çalışması oldu. Keza yine Second Life'a baktığımızda bugün Facebook'un metasından çok daha aslında iyi karakterlerin olduğu bir noktada. Aslında teknoloji vardı, her şey yapılıyordu. Yapılmaya devam ediyor çünkü şu anda zaten duvarları olmayan bir noktadayız. Duvarları olmamak bizi bir zamansız kılıyor ki bence bu çok önemli bir sanatçı için, eser için zamansız olmak. Bir, tabii ki merkeziyetsiz kılıyor. Bu da ikinci bir konu. Merkeziyetsiz olmayı sadece bir paranın transaction olarak düşünmeyelim. Yaşadığımız alanda da merkeziyetsiz olabiliriz. Yani işte bu konuyu biz şu anda yurt dışına bir yere de canlı yayında verseniz zaten merkezimiz yoktu ve veriyor. Dolayısıyla mülkiyet kavramının da kaybı. Metaverse'de Brave New World olarak işte merkezleştirmesinden bahsediliyordu ama sonuç olarak bu Metaverse'ın İşte belli şirketlerin elinde olur ve o metaverse girmek istediğinde orada bir arsa alıp orada bir galeriyi kurup ya da bir sergi yapmak istiyorsan tekrar da para ihtiyacın var. Dolayısıyla bu merkezsizleştirmesi, yaygınlaşması ve demokratikleşmesi bir tarafta da bir utopya değil mi? Aslında şöyle, bu konuya ben de katılıyorum. Özellikle NFT tarafındaki marketplace'ler, yani günün sonunda benim gibi bir küratöre ihtiyaç olmaması lazım bu sektör içerisinde. Çünkü bir platform var ve ben o platforma eserimi yüklüyorum. Benim galeriye de ihtiyacım yok, kendime de ihtiyacım yok, kimseye ihtiyacım yok. Ama platform bana diyor ki, benim küratörüm var, işte o seçecek. Şimdi buradaki çözüm şu olmalı aslında. Şu anda zaten herkes bunun üstüne çalışıyor. Ben ne zaman ki bir sanatçı olarak kendi web sayfamı açıp, kendi web sayfamda tokenımı yapıp, üzerinde kendi online sergimi yapıp satabiliyorsam eğer, okey, zaten merkeziyetsizim. Şu an zaten bütün çaba buna yönelik. Keza diğer teknolojiler içine geçen, yani aslında Web 3'ün bence getireceği en büyük güzelliklerden biri adil eşit dağılım. Herkes için aslında dijital. Bu olabilirse evet dediğiniz gibi olacak ki bence de olacak zaten. Yani buna çok az bir zaman var. Bir tarafta şey de evet yani teoretik olarak ve işte söz olarak evet herkes işte kendi eserleri yükleyebilir, işte o platformlarda paylaşabilir ama bazen tartışıyoruz ya bu galericiliğinin sonu mu, küratörlüğün sonu mu? Bence değil. Çünkü sonuç olarak yani 10.000 tane NFT, 10.000 tane görsel bir anda yüklenirse bu genç sanatçı bu 10.000 NFT arasında nasıl
görünümünü kazandıracak ki aslında tekrar halkla ilişkilere, sanat üretimine ve pazarlama söz konusu. Sadece şekli değişti aslında. Dijital sanatın en önemli özelliklerinden birisi işte interaktif olması. Bu bağlamda katılımcılık ve interaktif olması bu kavramları dijital sanat bağlamında nasıl değerlendiriyorsun? Şöyle adlandırıyorum aslında. İnsan aklının muhakemesinde bir iz bırakıyor olmak bence bunu. Yani bunu nasıl bırakabiliriz? Biz bütün sergilerimizde de bunu düşünüyoruz. Yani kapıdan çıktığınızda neyle çıkmanız gerekiyor da meydanda gördüğünüzde neyle karşılaşacaksınız ve nasıl iz var aklınızda, size ne hissettirecek? Şimdi baştaki en büyük konu interaktivitede manipüle etmek. Biz eğer bir eser beni manipüle etmiyorsa bundan kastım şu, dokundum, bana tepki verdi, ben tekrar dokundum, tekrar tepki aldım. Eğer bunu yapmıyorsa zaten ben olduğunu interaktif olarak sayamıyorum. Ama burada da şunu önemsiyorum, malzemeye geleceğim tekrar. Benim bunu yapabilmek için çok iyi bir teknik bilgiye ihtiyacım var bir yandan da. Bu ne demek? İşte bunun arayüzünü bilmeliyim, sensörünü bilmeliyim, sensörün kaç metrede ne kadar algıladığını bilmeliyim, kaç kişiye algıladığını bilmeliyim, üstüne projeksiyon veriyorsam projeksiyon ansiyonlarını bilmeliyim. LED ekran kullanıyorsam, dış cephedeysem küçüklüğünü yani ledlerin küçüklüğünü, büyüklüğünü bilmeliyim. Şimdi tüm bunların hepsi bir araya geldiğinde zaten dijital sanat oluyor. Yani hem teknik olarak anlattığımızda hem de gerçekten derdimizi neyle anlattığımızda dijital sanat oluyor. Tabii şöyle bir algı var. Genelde de benim yaşadığım, genelde de entertainment gibi düşünüyor dijital sanat. Yani hep böyle işte oyuncaklı işler, hep işte bir şeyler oluyor gibi ama aslında öyle değil. Yani son derece politik yanı olan, eleştirisi olan, özellikle game sektöründe, game alanında gerçekten bir nokta istirahat eden ve derdini anlatan çok önemli işler var. Bunlar iz bıraktığında biz dijital sanatta yansımalarını görebiliyoruz. Hem malzemenin hem eserin kendisinin.